Rahim. biz e, hutbe-i şamiyeden Üstad Hazretleri'nin 1911'de Emevi Camii'nde okuduğu hutbeden, İslam dünyasının hastalıklarından, bu hastalıklara çare olacak bir takım tespitlerden bahsediyorduk. Ee, bu programda da aynı tarihlerde yani 1911'de Üstad iki eser yazmıştı. Bunlardan birisi muhakemat, ulema reçetesi. Alimler için bir nevi tefsire giriş yazmıştı. Şaratül İcaz tefsirinden önce. İkincisi de münazarat idi. Burada avam reçetesi diyordu halk için. O günlerde pek çok sorulan sorulara cevap veriyor. Gene Şam'da okuduğu hutbedeki bilgileri Türk halkına da, insanımıza da Anadolu insanına da ayrı Türkçe olarak ifade ediyordu. Şimdi orada da gene böyle bir ümitsizliğe kapılmış. Artık yapacak bir şey yok deyip bir tarafa çekilen İslamiyet'in bütün insanlığa hitap ettiğini, bütün insanlığı kurtaracak esaslar içinde taşıdığının farkında olmayan, sağdan soldan bir kısmı cehaletten, bir kısmı düşmanlıktan İslamiyet'e ters bakan insanlara da şöyle hitap ediyordu Üstad. Ey insafsızlar! Umum alemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, aydınlatıp ziyalandıracak bir istidat, bir kabiliyette olan hakikati İslamiyeti nasıl dar buldunuz ki fukaraya ve mutaassıp bir kısım hocalara tahsilip İslamiyet sadece onlarınmış gibi İslamiyet'in yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsunuz. Hem de umum kemalatı cami, yani insanı kemale götürecek maddi manevi bütün esasları prensipleri içinde toplayan bütün nevi beşerin hissiyatı aliyesini besleyecek mevattı. Yani insanlığın hepsinin yüce hislerini besleyecek maddeleri muhit olan, kuşatan, içine alan o kasrı nurani İslamiyeti. Yani İslamiyetin o nurani sarayını ne cüretle matem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya, bedevilere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz. İslam bu değil. Evet, herkes aynasının müşahadatına tabidir. Aynası ne gösterirse onu görür. Demek sizin Siyah ve yalancı aynanız size öyle göstermiştir olaylara dünyaya bakışınız bu. Bunun üzerine tabi bu aşiretlerde gezerken insanlara anlattığı şeylerden orada sorular da soruluyor, bazı e, alimler de olabiliyor soru soran, bazı veliler de olabiliyor. Ee, üstad'a şöyle bir itiraz oldu. İfrad ediyorsun. Hayali hakkat gösteriyorsun. Bizi de teşille cahilsiniz diye tahkir ediyorsun. Zaman ahir zamandır. Gittikçe daha fenalaşacak. Yevmül Abter geliyor. Gün günden beter. Gelen mahşer. Buraya bir haşiye koymuş daha sonra üstadımız. Muhtemeldir ki burada büyük bir veli, eski Said'in Risale-i Nur'un dar dairesini gayet geniş ve siyasi bir daire olarak bir hissi kableli vuku ile önden sezerek, 45 sene evvel hissederek ve bu Risale'deki çok cevapları o hissten neşet ettiğinden o veli yalnız bu noktada itiraz etmiş. Gün günden kötüleşecek diyor. Cevapları üstad. Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da yalnız bizim için tedenni dünyası olsun? Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum, müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Şimdi burada bir hatıramı anlatarak geçmek istiyorum. Yani bu mesele sadece Anadolu'da değil. İslam dünyasında her tarafta vardı yani. Biz yani 1992'de gazetenin temsilcisi olarak Amerika'ya gitmiştik. Orada hizmetlerde yapıyorduk tevelli abilerimiz, arkadaşlarımız toplandılar. 94-95 de öğrencisi kalmamış. Devlet bir okul satılığa çıkarılmıştı. Orasını satın almış ve öğrenciler toplamıştık. Orada 7 çocuğundan üçünü bize veren Muhittin Mekkevi diye bir zatla tanıştık. Bu zat emlakçıydı. Mekkevi isminden yani Mekkeli demek. Çünkü bunlar ataları belki çok önce Anadolu'dan gelmiş olabilir ama Mekke'de yaşamışlar hep bir müddet sonra Mekke'den Lübnan'a gelmişler. Lübnan'a Mekke'den geldikleri için Mekkeviler diye. Muhittin Mekkevi. Tanıyorlar. Tanıştık ettik çocukları bizde. Hanımı İtalyan asıllı sonra da Müslüman olmuş tesettürlü muhasebeci. Bizim okulun muhasebesinde tuttu. Dedi ki ben Amerika'ya geldikten sonra çoluk çocuğa karıştım ve şöyle bir korkum vardı. Ya dedem çok dindardı. Babam benden çok dindardı ama dedem kadar dindar değildi. Ben zaten babam kadar dindar değilim. Peki benim çocuklarım ne olacak? Yani Amerika gibi batı toplumları Öyle bir potaki içine aldığını eritiyor, çürütüyor veya kendine döndürüyor, asimile ediyor. Artık onda Müslümanlık adına bir şey kalmayabiliyor. Ben ne yapacağım? Böyle düşünürken bir gün bir İtalyan, o bizim o civarda İtalyanlar çok, İtalyan e, berbere gittim. Tarış oluyordum. Birden bir Kur'an sesi duydum. Ermeni dükkanında. Bu nedir dedim. Dedi ki, üniversitede okuyan bazı Türk öğrenciler var. Onlar geliyor, sohbet ediyoruz. Bana bir şeyler anlatıyorlar. Bu Kur'an bantını verdiler. Dedi. Sonra da hakikaten anlattıkları şeyler muhtemelen bizim hizmetten arkadaşlar çok hoşuma gitti İslam'a mail etme başlayınca bu sefer ailem Katolik dindar hemen beni bu İslami cazibeden kurtarmak için beni alıp kiliseye hemen bizim mahalledeki papaza götürdüler dediler ki buna biraz nasihat et bu yoldan çıkmaya başladı onlar gitti. Neler oluyor? Anlattım. Papaz dinledi. E güzel dedi. Yani bu, bu senin böyle bir şey iman etmen, halini düzeltmen, dindar olma, bunda bir beis yok. Tebrik, tebrik ederim seni dedi. Şimdi diyor bunu duyunca ya olabilirmiş bak burada bile bir İtalyan'a bir şeyler anlatan, üniversitede okuyan Türk talebeler varmış. Bir içime ümit geldi diyor. Çoluğum çocuğum adına diyor. Neyse emlakçıyım diyor. Bir gün iki öğrenci geldik. Üniversite öğrencisi Türkmüş diyor onlar. Benden ev kiralamak istiyorlar. Bir ev bize uygun bir ev var mı diye sordular. Ben de o günlerde yaşlı bir kadının bir evi boşalmıştı. Ona telefon açtım. Dedim ki bak iki öğrenci var. Sizin evi tutmak istiyorlar. Ne dersin? O da dedi ki ya Muhittin sen biliyorsun ben yaşlı bir kadınım. Bu öğrenciler kirayı verirler, vermezler, geç verirler. Bazen elektrik su parasını ödemezler, evi tahrip eder giderler. Ya ben uğraşamam bu yaşımda yani. Ama sen kefil olursan ben sana itimat ederim. Senin kefaletin olursa veririm dedi. Ben de ömrümde hiç kimseye kefil olmamıştım. Ama neyse ruhum ısındı o gençlere. Tamam ben her şeye kefilim dedim. Sonradan nasıl dedim onu da bilmiyorum yani. Düşündüm kendim nasıl dedim ben. Neyse gittiler yerleştiler. Aradan 6 ay geçti. Kadın pür telaş ağlamaklı arıyor. Muhittin, Muhittin ben ne yapacağım şimdi? Eyvah dedim herhalde bu talebeler de Tüh, Biz de kefil olmuştuk. Evi tahrip etti. Kaçıp gitti herhalde bunlar. Yok yok. Ben onlar gitti diye ağlıyorum diyor. Niye dedim. Ya bunlar çok iyi insanlardı. Benim pazar ihtiyaçlarımı görürler. Evin önünü süpürürler. Kar yağsa kendi evlerinin önünü benim. Evin önünü temizlerler. Bir ihtiyacım var mı diye sorarlar. Bir şey varsa yaparlar. Bunlar çok güzel insanlardı. Şimdi bunlar gitti. Ben ne yapacağım? Onların yerine bulabilir miyiz böyle bir kiracı diye telefonla beni aramıştı diyor. Bu da bana bir ümit verdi diyor. Sonra işte sizin okulun açıldığını duyunca getirdim işte yedi çocuğumdan uygun olan, yaşı uygun olanları sizin okula kaydettirdim. Eşim de muhasebeciydi, tesettürlü. Efendim o da geldi sizin muhasebenizi tuttu. Ve buradan ben inşallah dedim bu toplumda da biz hizmet edebiliriz. Öyle düşündüm. Hatta daha sonra da e, bu hizmete büyük katkıları oldu. FEBA Vakfı kurulduktan sonra Ebru Televizyon'a bazı imkan sahibi Araplardan, Pakistanlardan, Suriyelilerden Efendim e, insanları da davet etti, çağırdı, getirdi. Tabii ondan görüşürken hizmeti anlatıyordum. Ama buna ne vereyim şimdi? O zaman yani 94. Elimizde İngilizce tercüme edilmiş risale yok. Arapçaya çevrilmiş risale yok. Kocaefendi'nin başka dillere aktarılmış hiçbir şeyimiz yok. Elimde sadece bir işaretli icaz tefsiri var. Bunun Arapçası var aldım götürdüm. Dedim ki bak bizim üstad dediği zamanın böyle bir kitabı var. O da aldı. Okudu okumadı bilemiyorum. Aradan bir müddet sonra davet etti. Dedi ki bizim orada işte adetimiz var. Ara sıra evlerde toplanırız. Yemek yeriz. Sonra bir hoca gelir, sohbet eder. Kur'an'dan ayetler, hadisler okur bir konu üzerinde. O gecemizi böyle güzel geçiririz. Ya siz de gelin dedi. Hizmeti anlatırsınız. Bunlar Suriyeli, Mısırlı efendim doktorlar gelecek bu sefer dedi. Biz de eee matematikçi Hasan kardeşle okulun öğretmenlerinden gittik. Hakikaten çok güzel böyle yemekler hazırlanmış. O doktorlar gelmiş bir tanesi var e, Muhammed Kaf diye heykel böyle. E, diğer doktorlar onun yanında çalışıyorlarmış. Sonra e, Şam taraflarında işte 1900 üçlerde, dörtlerde o tarafa gitmiş Çerkezlerden bir hoca, alim bir hoca. O da yemekten sonra bir konuşma yaptı. Nifak, münafıklık üzerinde durdu. Gerçekten Arapçayı çok güzel telaffuz ediyordu. Ben bir onda gördüm. Bir de Sait Ramazan'da gördüm. Yani manasını bilmeseniz dahi şöyle öyle tatlı ayetleri, hadisleri, Arapçayı öyle tatlı konuşuyor, telaffuz ediyor ki şiir gibi dinliyorsunuz yani. Bu zat da bu Çerkes Hoca da maşallah çok güzel konuşuyordu. Münafıkların alametlerini sayıyor ayetten, hadisten konuşma bitti. Kitapların arasında ben işaretli icaz tefsirinin Arapçasını gördüm. İşaretli icazda da üstadımız gerçekten münafıklarla ilgili ayetleri müthiş ele alıyor. ya. Yani. hiçbir tefsirde görülmedik biçimde ele alıyor. Bitti konuşması. Oradan aldım geldim. O kısmı Açtım. Kendisine arz ettim. Dedim ki, bu konuda bakın e, Bedir Zaman diyor ki işte Bakara Suresi'nin hemen başında Kur'an anlatılıyor. Elif, la, min, de, kitap. Müminlerin, müttakilerin vasıfları anlatılıyor. Arkadan iki ayetle e, kafirler anlatılıyor. Sevelim aleyhim efendim ondan sonra da 12 13 ayetle de münafıklar anlatılıyor. Ve orada bediü zaman siz özet kısmını bile okusanız yeter. Neden kafirler inkarcılar hakkında iki ayet varken münafıklar hakkında 13 ayet var. Bunun hikmetini söylüyor. Nasıl başladı okuma hakikaten ve minha ve minha o hikmetleri sayıyor neden yani iki ayet karşılığında 13 ayet var o heykel diyeyim Muhammed Kaf nasıl atladı kitabı hocanın elinden aldı bana dedi ki bunu bana hediye ben dedim bunu Muhittin Mekkevi'ye hediye ettim olmaz dedi. Bunu bana hediye edeceksin dedi. Yaz oraya dedi. Hediyetün hediye e, Muhammed Kaf. Allah Allah. Ya dedi ben getireyim. Türkiye'den getirdim. Olmaz sen onu ver ona dedi. Ben böyle kitap görmedim. Böyle ifadeler duymadım dedi. E, şeyinde şeyin de Muhittin'i de şeyini alarak ee, tamam olurunu aldık ve e, oraya hakikaten onun dediği gibi e, imzalayıp verdik. Şimdi gerçekten orada üstad yani yeri gelmişken okuyayım daha sonra bir konuyla bağlı düşünüyordum ama Münafıklar hakkındaki 13 ayetin tefsiri ummi değil hussi bir ders olduğundan bilahare neşredilmek üzere buradan çıkarılmış diyor. Yani ilk Türkçe şeylerinde konu ama şimdi diğer tefsirlerde de yani baskılarda da var şu anda. Yedi cümleyi teşkil eden bima kânü yekdibûnün veçi irtibatı. Yani ayetler arasında müheffef mantık var. Birbiriyle bağlıdır. Ayetler, cümleler. Neden o ayetten sonra şu ayet geldi? Veçi irtibatı nedir? Veçi nazmı nedir? Niye böyle bu dizilişte buraya kondu gibi bir husus bu. Münafıkların meskur cinayetleri arasında azabün kelimesinin yalnız kizbe, yalana talik edilmesi münafıkların çok özellikleri var ama bilhassa bimâ kânü işledikleri, söyledikleri yalanlardan dolayı bu azap e, dendiği için bunun e, üzerinde duruyor üstad. Evet. Kizbin şiddeti kub ve çirkinliğine işarettir. Yalan çok şiddetli bir çirkinlik, bir kötülüktür. Bu işaret dahi kizbin, yalanın ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Evet, zira kizb küfrün esasıdır. İnkarın esası yalandır. Her şey Allah'ın varlığını ispat ederken, doğrusu buyken siz inkar etmekle yalan söylemiş oluyorsunuz. Kizb nifakın birinci alametidir. Yani münafıklığın birçok alametleri var. En birinci alameti yalancılıktır. Kız kudreti ilahiye de bir iftiradır. Allah'ın kudretine de bir iftiradır. Yani haşa onun kudreti yetmez gibi e, bazı itirazlar, bazı düşünceler kudreti ilahiye de bir iftiradır. O sonsuz bir güce sahip o. Kız hikmeti rabbaniye'ye de zıttır. Yani yalan Allah'ın hikmetine de zıttır. Her şeyi çünkü hikmetle yaratmış. Hiçbir hikmetsiz yarattığı bir şey yoktur. Organlara bakalım, diğer mahlukata bakalım. Efendim, kainatın yerleştirilmesine, dizaynına bakalım. Her şeyde bir hikmet vardır. Ahlak Ali tahrip eden kiziptir. Yani güzel ahlakları mahveden, tahrip eden de yalandır. Yalan girdin bir işin içerisinde o insanın diğer ahlakı, güzel ahlaklar varsa onlar da tahrip olur gider yani. Yalan alır götürür hepsini. Alemi İslam'ı zehirlendiren ancak kiziptir. İslam alemini. Yani bir insan zulümler işleyebiliyorsa esas yalanla başlıyor bu. Yani son süreçte de gördük. İlk zamanlar yalanlar başladık. Ben bizim köyde bir kırk yalan kızı vardık. Adı ismi öyleydi yani kadın öyle yalan söylerim bilmiyorum ama neyse öyle kalmış ismi. Onu misal vererek o zaman 40'tan fazla yalanını saymıştım yani. Her gün birkaç yalan söylüyordu, iftira atıyordu. Yani koskoca alim bir zatı efendim alim müsveddesi diyordu haşa. Peygamber yalancı peygamber, peygamber taslağı. Her gün bir yalan söylüyordu. Her gün bir iftira atıyordu. Böyle algı operasyonlarıyla koca bir hizmeti yok etmeye çalışıyordu. Karşısına da intikam için insanlar çıkmadığı, öyle eğitilmediklerinden dolayı yapmadığı zulüm kalmadı. Yani alem İslam'ı zehirlendiren de öyle. Yani yalanlar kandırmalar alem İslam'da da. Doğruların gizlenmesi alem İslam bu hale getirdi. Hiç kimse çıkıp yani bir hatası var, bir şeyi var onu örtmeye çalışıyor yalanlarla. İstifa eden bir bakan görmüyorsunuz. İslam dünyasında yok öyle bir şey. Yalanların bir mukaddes hale getirecek, takdis edecek kadar onları allayıp pulluyorlar, doğruymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Alem-i İslam'ı zehirlendiren ancak kiziptir. Alim beşerin ahvalini fesadı veren kiziptir. Yani insanlık alemini de fesade veren kiziptir. Olan şeyler dünyadaki yalan üzerine kurulu. İnsanlara dünyanın bir yerinde bir zulüm varsa bir yerlerde insanların yeraltı yerüstü zenginlikleri çalınıyorsa ya biz işte sömürgeci kafa bunları medenileştirmeye geldik. E ne kadar altına elması varsa çalıp gidiyor. Yalan söylüyor ya. Yani. Ya medenileştirmeye geldiysen al o insanın yer, üstlüğü, yer altı zenginlikleriyle o insanları medenileştir. Eğitim ver, yetiştir, okullar aç, hastaneler aç. E yok böyle bir şey. Çalıp çalıp gidiyorsun yani. Efendim, nevi beşeri kemalattan geri bırakın kiziptir insanlığı ilerlemeden, kamil olmadan geri bırakan yalandır. Müseylimeyi kezzap ile emsalini alemde rezir ve rüsva eden kiziptir. Değil mi müselime? Neden e, e kezzap deniz çok yalancı denmiş? Peygamberin iddia ediyor, yalan söylüyor. Alakası yok. Sahtekar yani. Ve rezil oluyor adı da Müselemi kezap kalıyor. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde teline, tehdide tahsis edilen kiziptir, yalandır. Bu ayet insanları bilhassa Müslümanları dikkate davet eder. Sual bu mas bir maslahata binaen yani kizbin caiz olduğu söylenmektedir. Öyle midir? Yani maslahat icabı yalan söylenebilir gibi. Cevap. Evet kat'i ve zorri bir maslahat için mesa-ı şer'i vardır. Yani şer'an bir cevaz verilmiştir ama kat'i ve zaruri bir maslahat olması lazım. Fakat hakikate bakılırsa maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usulü şeriatta takarur ettiği veçile mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir hat altına alınmadığından suistimale uğrar. Ne kadar yani? Ne kadar katli, ne kadar zaruri bir ölçü, ölçüsü ne bunun yani? Hani bir insanın e, ölümden kurtulması mıdır? Yani bir ölçü getirilmesi lazım. Mahaza bir şeyin zararı menfaatine galebe ederse, zararı daha çoksa o şey mensuh olur, hükmü kalkar, gayri muteber olur. Maslahat o şeyi terk etmekte olur. Evet, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar zararın özür telakki edilen maslahata kalebe etmesine bir şahittir. Fakat kinaye ve tarih suretiyle yani gayri sarih bir kelimeyle ile söylenilen yalan, yalan sayılmaz. Hz. İbrahim hani bu putları kim kırdı? Bütün putları kırmış, büyük putun şeyine asmış baltayı. Bu diyor ama eliyle de başvarmayı kendisine gösteriyor. Bu derken kendisine başvarmayla işaret etmiş oluyor. Yani kinaye ve tarih suretiyle, gayri sarih bir kelimeyle söyleyen yalan yala e, kizipten sayılmaz Söylenilen yalan. Hülasa. Yol ikidir. Ya sükut etmektir, susmaktır. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdıktır. Çünkü İslamiyet'in esası sıdıktır. İmanın hassası sıdıktır. Bütün Kemalata ishal eden, ulaştıran sıdıktır. ahlak aliyenin hayatı sıdıktır. Terakkiyatın mihveri sıdıktır. Alem-i İslam'ın nizamı sıdıktır. Nevi beşeri kâbe kemalata ulaştıracak sıdıktır. Ashab-ı kiram bütün insanlara üstün tutan, üstün hale getiren sıdıktır. Muhammed-i Haşim-i Vesselam'ı ve Selam'ı e, merati beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdıktır.